yapma. Allah'ım böyle gel, adam böyle gel, böyle gel. Bunun bağrıma geri geçin. Gel ha, şunları yapma. Yolda kalaydı. Tabii evet, sonbaharın artık sonuna doğru geldik. Kışa adım atmaya başladık. Tabii inşallah bu kış günü işte hem bol yağış olur, hem çiftçimiz şeydir, hem esnafımız faydalanır, hem de kömürler inşallah iyi satarız diye düşünüyoruz tabii. Yani havalar soğudukça bizim işte biliyorsunuz, hava soğudukça müşterimiz talep oluyor bize. Tabii burada doğalgaz da bize büyük bir etken. Sosyal yardımlaşmanın dağıttığı kömürler bizi etken. Tabi sosyal yardımlaşmanın dağıttığı kömüre biz karşı değiliz kesinlikle. Devletin sosyal politikası dağıtması da gerekiyor. Bunları dağıtırken yalnız şu sıra dikkat etmesi lazım. Bu kömürü dağıtan sosyal yardımlaştaki yetkili kişiler. Yani gerçekten ihtiyaçları tespit etsinler. Bunlara versinler. Biz bunlara karşı değiliz. Bunlara versinler. Ama diğerleri alıyor. İhtiyacı olmayan da alıyor. Yani duyumlar geliyor bize. Bunlar da o kömürü alıp başkalarına satıyorlar. Yani bunlara dikkat etsin veya duyarlı vatandaşlarımız böyle bir şeylere rast geldiği zaman ilgili kişilere şikayette bulunsunlar, ihbarda bulunsunlar ki böyle bir şeyleri önleyelim, böyle sıkıntılı kişileri veya hak etmeyen kişileri önleyelim, gerçek sahipleri alsın bu kömürü. Fiyatlar geçen yıla aynı fiyatlar, 6000 ile 6700 arası değişiyor kömürler. Yerli kömürler 3,5 falan da fazla getirmiyoruz tabii, onların kükürdüğüne biraz fazla olduğu için. O kömürler fazla Malatya'da gelmiyor. Tabii bu fiyatlar kayısı odunu, odun fiyatları 6600'e falan gidiyor. Bu aralarda gidiyor. Bir de kömür alırken gerçekten esnaflardan alsınlar. İşte duyuyoruz bazen işte Ankara'da veya İstanbul'da kömürden zehirlenmeler oluyor, ölenler oluyor. Bunlar bizleri üzüyor. Yani gerçek muhataplarında, mahrukatçılarından alırsa bu sıkıntılarına rastlamazlar. Hem doğaya faydalar olur. Çünkü kalorisi yüksek, kükürt oranı düşük kömürler satıyor markası esnafımız. Bunlara da vatandaşlar dikkat ederse iyi olur. Tabi bu yıl bakacağız işte. Bu yıl yani oluyor tabi de yani çok asgari dönüşler oluyor mu? Ama bu yıl bakacağız işte nasıl olur. Yani seneye bunlar yansıyacak. İşte doğalgazına tabi kömürü kıyaslıyorlar. İkisini kıyaslandıktan sonra hangisi menfaatlerine gelirse onu vatandaş alıyor. Doğalgazın yüksek olmasından dolayı soba satışlarında bu sene bir artış oldu. Ama şu anda mevsim itibariyle insanlar sobalarını kurdular. Şu anda son kalan sobalarımızı satıyor. Bu sene yoğun bir soba satışı oldu. En çok bu yıl oldu. Bu yıl doğalgazdan dolayı kaynaklanan şey. Her zaman beyler Roland'daydı. Bu sene biraz fazla oldu. Yani yeni sobaya göre sobaların 1/3 fiyatına daha düşük. İnsanlar alıyorlar, veriyorlar. Soba fiyatları 1 ile 2 milyar arasında değişiyor. Tuğlalar var, kovalılar var. Sobalarımız çeşitli. En farklı artışlarında bir de dar gelirli insanların temel şeyi tuğlalı sobalar. Bir de bahçelerinde odun olanlar, odun benzeri yakacak olanlar bu sobaları tercih ediyorlar.